İlseven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Evet, EFT nedir diye başlıyoruz. Aslında kendini iyi hissetme hali. Aslında duygular da hani insanların bedeninde kaldığı zaman iyi hissetmek için aslında biz bu dünyada duruyoruz, değil mi? Ama şöyle bir tezat var ki zihnimiz hep bizi olumsuzluğa odaklıyor ve biz hep olumsuz duyguları hatırlıyoruz. Ve olumsuz duygular var oldukça da biz kendimizi iyi hissedemiyoruz. İşte bizim en doğal hakkımız olan iyi hissetme hali, duyguların serbest kalmasıyla, bedenimizden boşalmasıyla içsel olarak kendi kendimizi yaşadığımız bir değişim, enerjisel değişimle ortaya çıkıyor. Birikmiş duygular ne yapıyor? Bizim algılarımızı, anlayışımızı çarpıtıyor. Tabii ki eğer bir ki birisine kızgınsak onu artık nötr olarak bakamıyoruz, öyle değil mi? Eğer kızmışsak birine ona ön yargılı, kızgın bir şekilde cevap veriyoruz ama bu duygumuzu nötr hale getiren İşte bu bizim hayatımızı kolaylaştıran EFT tekniği. Her duyguya, her şeye, aklınıza gelen her şey için EFT yapabilirsiniz. Çok kolay, pratik ve hayatınıza en kolay katacağınız eğitim olduğu için en sevdiğim eğitimlerden biri, onu söyleyebilirim. Aslında zihin bir bütün dedik, fiziksel, duygusal ve davranışsal olarak bir bütün olarak çalışıyor. Her türlü fiziksel, duygusal ya da davranışsal sorunun ardında aslında esas etken bedenimizdeki bu serbest kalmayan duygularla ilgili. Bu boşalmamış duygu ya da duygular. Bu duyguların serbest kalması, bedenden ortadan kalkması ancak vuruşlarla yapılabiliyor. Vuruşlarda da şöyle bir durum var. Akupunktur noktaları var bizde. Akupunktur noktalarında bunları bir şey gibi düşünün. Tıkanmış borular gibi düşünün. Duygular, olumsuz duygular borularda biriktiği zaman biz bunları titreştirerek, vuruşlar yaparak o tıkanmış boruyu titreştirip açmak için aslında aynı zamanda ona bir etkide bulunmuş oluyoruz. Nasıl etkilenmiş? Bize nasıl etki eder ve birazcık da tarihi var. İnsan bedeninde akışkan enerji kanalları olduğuna inanılıyor ve 5000 yıl önce Çinliler tarafından tanımlanmış olan bedensel meridyenler var. Çin'de Qi adı verilmiş, yaşam enerjisi denen kanallar var. Qi yani kanallar aynı zamanda yaşam enerjisi ve meridyenler diye geçiyor. Bunlar organları dolaşarak birbirlerine mesaj iletiyorlar. İşte burada sıkanıklık olduğu zaman o mesajları iletemiyorlar. Meridyenler bilgi taşıyıp cevap verdiklerinden bedenin pek çok bölgesine şifa enerjisini yani iyileştirme halini, iyi hissetme halini diyebiliriz buna, getirebilme yetisine sahip oluyorlar. Fakat bu enerji kanalları şu ya da bu sebeple tıkandığında ya da durgunlaştığında olumsuz duygular ortaya çıkıyor. Yani durup dururken bir can sıkıntısı hissetmeniz bile sizin canınızı sıkan olumsuz bir duygu olarak karşınıza çıkıyor. Sebebini illa bilmenize gerek yok. Pek çok teknik var, işte NLP var, farklı teknikler var ama burada yapacağımız şey bunun sebebini bilmenize gerek yok. Hiç bilmediğim can sıkıntısı diye devam edebilirsiniz. İçim sıkılıyor. Neden sıkıldığını bilmenize gerek yok. Gerçi bilseniz zaten hani çok da fazla size bir katkısı olmayacak. İçim sıkılıyor. Dayanamıyorum, nefes alamıyor gibi hissediyorum. Ya da işte göğsünde bir baskı var dediğinizde aslında bu duyguların hepsine vuruş yaptığınızda başka da bir şeye ihtiyacınız kalmayacak. Dediğim gibi enerji kanallarıyla birlikte olumsuz duyguların vücudumuzda bozuk bir enerji olarak birikmesi sonucunda aslında tıkanıyoruz. Qi denilen yaşam enerjisi var. Bedenimizde de 12 tane meridyen var. Her meridyen bedende belirli bir noktada yukarıya ya da aşağıya akarak yine belirli bir noktada ırmak gibi düşünün bunları. 12 tane kanal var ve bedenin her hücresinde enerji taşıyor. Eğer ırmakta sıkanıklık oluyor ise bedenin belli yerlerinde yaşam gücünden yani Qi enerjisinden yoksun kalıyor. Yani biz o zaman nasıl hissediyoruz? Yaşam enerjimiz yoksa depresif, sinirli, enerji
sinirsiz, kendini kötü hisseden, ona buna kızan. Ne ya, bunun da sebebini anlayamıyorum. Gene ne oldu ki bana? Aslında hiçbir sebep yok ama kendimi depresif hissediyorum. O zaman bu durumda hem fiziksel, hem duygusal, hem de zihinsel olarak bedenime etki etmiş oluyorum. 12 tane meridyen neler derseniz, bu meridyenlerden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü meridyenler de önemli. Akciğer meridyeni var, kalın bağırsak meridyeni, böbrek meridyeni, dalak meridyeni, karaciğer, mide, kalp, ince bağırsak, mesane, safra kesesi meridyeni gibi 12 tane meridyen var. Şimdi bu meridyenler fiziksel bedeninize yüzeye yakın yerlerde yer alıyor. Bunlar aynı zamanda yol kavşakları gibi birbirine kesişiyorlar. Ve bu kesişmeler olduğu düğüm noktalarında aslında EFT'nin çalışma noktaları olarak biz söyleyebiliriz. Geçmişten bu yana olumsuz duygu düşüncelerle getirdiğimiz tüm blokajlar bu noktalarda yer alıyor ve biz vuruşlar yaparak sistematik olarak orayı uyarıyoruz ve enerjinin açığa çıkmasına ve bedenimden sağlıklı bir şekilde dışarı çıkmasına yol açıyor. Evet, enerji kanallarımız açmaya değil, bizim aslında burada önemli olarak altını çizmek isterim. Burada bazen yanlış da anlatılabiliyor. Enerji kanallarımızı açmaya değil, asıl hedefimiz, İyi hissetmek hali dedik ki aslında, olumsuz duygularımızı boşaltmak için bu tekniği kullanıyoruz. Olumsuz duygularımız boşaldığında ve serbest kaldığında, oradaki kanallarda akım da olduğunda zaten otomatik olarak açılıyor. Bazıları duymuşsunuzdur belki başka eğitimlerde de, duygusal akupunktür diye söylüyorlar. İki farklı bölümü var. Birincisi, bedenimizde akupunktür noktaları olarak bilinen noktalara yumuşak ve nazik bir şekilde, öyle tak 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 değil, hani böyle canımızı acıtarak falan vurmuyoruz bu arada. Böyle yavaş yavaş parmak uçlarımı hissedeceğim şekilde narin dokunuşlar yapıyoruz ve aslında canımızı acıtmıyoruz. Bazen bunu hızlı hızlı yapanlar görüyorum, doğru bulmuyoruz bunları. Bizim aldığımız eğitimlerde bu şekilde nazik olmasını söylüyoruz. Çok böyle canımızı acıtacak şeyler yapmıyoruz. Bunu yaparken de aslında sorunumuza odaklanıyoruz. İşte can sıkıntısı diye başladık. Canım çok sıkılıyor. Sebebimi bilmediğim bir iç sıkıntım var diyerek soruna odaklanıyorum. Yani ben burada olumlu düşünmeye çabalamayacağım. İşte aman bu duygu benden gitsin diye değil. Orada sadece sadece sorunuma odaklanıyorum. Sorunum her neyse, dedik ki can sıkıntısı. Dediğim gibi tekrar burada amaç iyi hissetmek. Eğer yaşadığımız hayatı sorguluyorsak mutlaka hayatımızla ilgili bir memnuniyetsizliğimiz vardır ve bunun da altında kendimizi kötü hissetmek yetiyor. Çoğu insan bu kötü hissin kendi algılarından ya da birikmiş duygularından, yani kendi içsel durumundan kaynaklandığını bilincinde bile değil. Sebepsiz bir mutsuzluğum var. Zaten hep ben böyleydim. Genç kızlığımdan beri, ergenlikten beri mutsuzdum gibi konuşmalar duymuşsunuzdur. Bazen de kendimizi algılayamıyoruz. Halbuki belki de içeride geçmişte yaşadığı ya da olumsuz duygularını boşaltamadığı bir durumun içerisinde olabilir. Yaşam koşullarında birlikte olduğu insanları değiştirmek için çabalıyor bu tarihsiz insanlar, ancak çoğu zaman beklediği değişiklikleri yapamıyor. Yapamadıkça kendini kötü hissediyor. Kendini kötü hissettikçe de ne oluyor? İçsel olarak çatışmaya giriyor. Aslında ne yapıyoruz? Şu ana kadar aldığımız tüm eğitimlerde de söylendiği üzere ne yapıyoruz? Her şey bizim içimizde değil mi? Aslında her şey kendimizden kaynaklı. Ben kendimi değiştirdiğimde ancak karşı taraftaki kişi değişiyor. Aslında değişmiyor. Benim ona bakış açım, algı filtrem, inançlarım, benim ona karşı olan tavırlarım değişiyor ve bakış açım değişiyor. İşte ben bakış açımı değiştirdiğim için aynı zamanda iyi hissetme haline de dönmüş oluyorum. Bazen NLP teknikleri kullanabiliyoruz burada. NLP teknikleri de bize faydalı olabiliyor. Ama EFT dediğim gibi hem pratik, hem kısa, hem de çabucak. 5 dakikada size çözüm sunan bir teknik olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle söyleyebilirim, bilinçaltımızda birikmiş olan duygu enerjisi, kişinin bilinçaltını yeniden programlamak için sarf ettiği çabadan daha güçlüyse, bilinçaltı muhakkak direnç gösterir. Siz ne yaparsanız yapın, bilinçaltı her zaman galip gelecektir. Çünkü biz farkında olmadan %95 bilinçaltı tarafından yönetiliyoruz. Yani biz küçük bir çocuk gibi bilinçaltını ikna ettiğimizde ancak hayatımızda değişiklik yapabiliriz. Bir anda bize direnç gösterebilir ve bizim yapmak istediklerimizi engelleyebilir. İlseven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz.
bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Biz tabii ki burada doğru telkin kullanıyoruz. Olumlamayla ilgili bazı yine olumlama yaptığımız zaman kendi bedeninizde de bazı şeyler ortaya çıkacak. Mesela şunu söylüyoruz. Mesela şu an yaşadığım iç sıkıntısına rağmen kendimi derinden kabul ediyorum ve seviyorum. Bilinçaltınız diyor ki hadi canım sen de. Hani canın sıkılıyor. Ben niye kendimi kabul ediyorum ki? Şu an benim olduğum durum canımın sıkılması ve ben kendimi böyle kabul etmek istemiyorum diyor. Ama aslında kabule geçtiğimde bende açılımlar olabiliyor. Yani bu duygu okey, ben bu duyguyu kabul ediyorum. Yani öfkeliyim dediğinde, bir kişi öfkelisiniz dediğinde hayır ben öfkeli değilim diye hemen kendini savunmaya geçer. Okey ben bu durumu kabul ediyorum dediğinizde o zaman değişim başlıyor. Yani kendini kabul ettiğinde ancak o duygu için bir değişim dönüşüm aşamasına adım atmış olabiliyorsunuz. Burası çok önemli. Kabul eşittir huzur. Hayatın içinde de her zaman böyledir. Kabul etmediğiniz hiçbir şeyi aslında çözmeye başlayamazsınız. Neden? Çünkü kabule geçmediğiniz zaman her zaman bir yargınız olur. Ve eleştirirsiniz, yargılarsınız. Mesela anne babanızda ise neydi? Anne bereket, baba bolluk, şans demek. Hayatınızda bolluk ve şans olmaz. Neden? Çünkü babanızı kabul etmemişsinizdir. Anne de bereketiniz demektir. Annenizi gerçekten olduğu haliyle kabul etmediğinizde de bu tarz durumlar ortaya çıkabilir. Onun için aslında çok çalışmalar yaptığınızı biliyorum. Burada da aslında kabule geçtiğinizde huzur bulacağınızın altını çizmek isterim. Bunu EFT'le kolaylıkla yapacağız. Merak etmeyin. Evet. EFT'nin ortaya çıkışından biraz bahsedeceğim size. 5000 yıllık Çin tıbbına dayanıyor ve Çin'de tıpla uğraşan kişiler insan bedenindeki enerji merkezlerini keşfediyorlar ve harita şeklinde bir şey ortaya çıkarıyorlar. Bedende bir akan enerji bedeni. Aslında dışarıdan görünen bir enerji bedenimiz daha var. Şu an mesela Filiz Hanım'la az önce yaptık, bir sırtım ağrıyor dedi. Sadece fiziksel bedeni üzerinden işlem yaptık. Ama işte bu bahsettiğim EFT'nin olumsuz duyguları serbest bırakma hali, yani boşaltma hali ancak enerji bedeninde oluyor ve onun için aslında kanallardan bahsediyoruz. Yani çalışmayı enerji bedeninde yapacağız. Bu çalışmada dediğim gibi Çin tıbbı aynı zamanda akupunktürün temelini oluşturmuştur diyebiliriz. EFT ile akupunktur arasında benzerlikler var. 20. yüzyılda da kendini bu tip çalışmaları adamış EFT'nin temelleri var. George Goodhart uygulamalı kinesiyolojinin kurucusu bir beyefendi var. 1960'lı yıllarda kas testini var. Hani kas testi ne biliyor musunuz? Bedeniniz öne gittiğinde mesela benim ismim Sedef. Sedef dediğimde öne doğru gidiyorsa bedenimin evet'i öne doğrudur. Farklı bir isim söylediğinde hayır diyorsa ismimi mesela diyeyim ki Ayşe dediğimde arkaya doğru gidiyorsa o zaman kas testinde hayır olarak bedenim de aynı zamanda cevap veriyor. Kas testinde aynı zamanda bedende bilgi toplamındaki etkinliği ortaya çıkarıyor ve bu şekilde de kas testiyle ilgili bilgiler yazmış kişiler arasında görünüyor. John Diamond diye biri var. Bu da gizli enerjiler konusunda bir kitap yazmış. Psikiyatrist diyebiliriz ona. Bu da kinesiyolojiyle birleştirerek bedensel enerji çalışmalarının temellerini atmış. Ama bunların hiçbiri değil aslında isimler. EFT'nin kurucusu Gary Gregg. Gary Gregg, bunu aslında internetten de araştırabilirsiniz. Çok fazla videosu var. Ünlülere yaptığı videolar var. EFT videoları var. Bu şekilde kurucusu Gary Gregg olarak söyleyebiliriz. Psikolog bir de Roger Callahan var. Bu ikisiyle birlikte Callahan'ın geliştirdiği duygusal akupunktur tekniğiyle EFT'nin temelleri oluşmuş durumda. Evet, özellikle Roger Callahan uzun yıllar binlerce vaka üzerinde çalışmış. Hem fiziksel, zihinsel, ruhsal olarak bir sistem geliştirmiş. Bu sistem de aslında uygulanabilir hale gelmiş.
Aslında günümüzde EFT'nin bu kadar hızlı yayılmasının sebebi de basit olması, hızlı olması, pratik olması ve hayatımıza kolaylıkla katılabilmesi. Aslında ne dedik? Bir iyileşme sanatıdır. Yani bir iyileşme halidir. Geçmişten birikmiş olan duyguları boşaltma sanatıdır diye söyleyebiliriz. EFT teknik olarak bedenimizin değişik noktalarına hafif hafif vuruşlar yaparak bedendeki olumsuz duyguları serbest bırakmakla ilgili. Mesela bir tane aslında şöyle bir şey olmuş. Sudan korkan bir danışanına bir mide meridyenini vurmuş. Burası mide meridyeni bu arada. Gözünün altındaki kemiğe vurmuş. Şu kemik noktasına vurmuş. Kemik noktasına vurduğunda mide bulantısının, su korkusunun aslında geçtiğini görmüş. Mary adlı bir danışanı sudan çok korkuyormuş ve suya girdiğinde midesi bulanıyormuş açıkçası. Böyle bir şekilde ortaya çıkmış. Göz altı kemiklerine vurarak tesadüfi bir şekilde bu vuruşları yaparak midesinin bulantısının geçtiğini ve aynı zamanda su korkusunun giderildiğini görünce buradaki çalışmaları ilerletmişler açıkçası. Burası midemiz. Çok acıktığımızda, kendimizi kötü hissettiğimizde kilo olan arkadaşlar buraları daha fazla vuruş yapabilirler. Burası mide meridyeni ve bizim açlık krizlerimizde vurduğumuz yer. Tam gözümüzün altındaki kemiğe doğru vuruyoruz. 4-5 parmakla vurabiliyoruz ya da şöyle 2 parmak işaret ve orta parmağımızla birlikte vuruş yapabiliriz. EFT noktalarını anlatırken bunları tek tek belirteceğim. Bir de şundan bahsediyoruz. Duygular deyince de bilmiyoruz değil mi? Duygular anlatılmaz hissedilir. Öfke, kin, kızgınlık, nefret, hayal kırıklığı gibi duygular. Öfke baskı altında hissettiğimizde bazen ortaya çıkıyor. Kin, allak bullak, karman çorman hissettiğimizde. Kızgınlık bazen boşluk hissi yaratabiliyor. Nefret, zorunlu olmak. Hayal kırıklığı, suçlu olmak. Kıskançlık, berbat hissetmek. Terk edilmek, bunalmak. Yalnızlık, korkmak, utanmak, reddedilmek. Endişe duymak gibi aslında çok fazla duygu var ama hayatın içinde durup da şu ay dur bakayım ben ne hissediyorum demiyoruz. Bir anda pat diye tepki veriyoruz. Bu tepkiler de bilinçaltından geliyor demiştim. Duygularımızı anlıyoruz, onlarla iletişim kuruyoruz. Aslında bunları anladığımızda dedik ya duyguların dili, altını çiziyorum, bu bilinçaltımızın dili. Yani siz duygularınızla iletişim kurduğunuzda aynı zamanda bilinçaltınızla iletişim kurmuş olacaksınız. Bilinçaltımızda birikmiş olumsuz duyguları şöyle sıralayabiliriz. Korku. Aslında şöyle. Aslında iki tane temel duygu var. Onu söyleyebilirim. Neydi duygular? Bir tanesi sevgi. Bir tanesi de korku. En temel korkularımızdan, en temel duygularımızdan biri sevgi, diğeri de korku. Hayatımızın bunun üzerine koyuyor. Ya seviyoruz ya korkuyoruz. İkisinin de enerjisi çok büyük. Evet, korktuğumuz şeyi kendimize çekme olasılığımız yüksek biliyoruz. Onun için hani en yüksek enerji korku ve sevgi enerjisidir. Temelde de bunlar yeter. Onu söyleyebilirim. Bu sevgi ve korku üzerine hayatımızı idame ettiriyoruz. Slide'ımıza dönecek olursak. Evet, korkular nedir? Kaygı, tedirginlik, evham, endişe, öfke, nefret, kızgınlık. Gücenme hayal kırıklığı. En fazla hayal kırıklığına uğruyoruz, değil mi? Bir istediğimiz gibi gitmediğinde, beklentiye girdiğimizde hayal kırıklığı oluyor. Ya da hak etmediğimize inanıyoruz. Layık değilim inancı çok var hepimizde. Değersizlik, yetersizlik, suçluluk, utanç, kendine acıma gibi gibi aslında hayatın içinde çok duyguların içine giriyoruz. Ama bunlar en çok hissettiğimiz. En çok hepimizde olanlar değersizlik, yetersizlik, suçluluk, utanç, kendine acıma. Çünkü en çok da kendimizi hırpalıyoruz değil mi? Ya diyoruz ki mesela Zerrin Hanım esniyor başladı bile, enerji çalışmaya başladı bile. Diyoruz ki Zerrin Hanım diyoruz ki aslında ya boş ver o kadar da üzülmeye gerek yok. Ama kendime söylediğimde ah diyorum nasıl bunu söyledim değil mi? Nasıl yaptım? Keşke yani kendime bunu yapmasaydım. Ama yapıyorum. En çok kendimi dövüyorum. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir
psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Evet, duyguların titreşmesi sadece vuruşlarla gerçekleşen bir durum değil. O aslında olumsuz duyguya odaklanıp şu anda olumsuz duyguyu hissetmemiz gerekiyor. Hissettikten sonra vuruşlara geçebiliriz. Ciddiye almayabilirsiniz, inanmayabilirsiniz. Ben diyorum ki just do it, yani sadece yap. Sadece yap, bak gör, hani hiçbir beklentiye girme, bakalım neler olacak. Hani sonuçta başın ağrıyorsa ağrıya bir şey yapamayacağız. Yani şu an belki ilaç almadan geçmeyecek başın ağrısı. Ama hani bunu sadece yap ve o duyguyu hissederek yap. Bak bakalım neler oluyor. Beklentiyi kaldır, onu da söylüyorum her zaman. Beklentiyi kaldırmak gerekiyor. Hayatın içinde de beklentide olmadığımız zamanlarda daha huzurlu ve mutlu oluyoruz açıkçası. Evet, sorunu tanımlıyoruz. Ama dediğim gibi şimdi anlatacağım çok böyle ay işte böyle setup cümlesi kuracağız. Bu cümleler hani gerçekten şey değil, hani böyle ay, zinhar şu kuralda olmalı, işte zinhar şöyle olmalı. Hani biz anlatırken, eğitimler alırken ben inanın bunu belki kaç kere anlatıyorum ya da farklı hocalarımızdan da aldık. Hani öyle bir kural yok. Ya zaten keyif, eğlence ve rahat olduğunuzda hani açılımlar oluyor bedeninizde. Kendinizi rahat bırakıp setup cümlesini kur dediğimizde, kurulum cümlesidir bu. Yani böyle içinizden ne geliyorsa söyleseniz olacak bir şey. Yani zinhar bunu söyleyeceksin, zinhar bunu söyleyeceksin gibi bir şey. Kural yok aslında. Sen nasıl istiyorsan sadece öyle. Onun için de kolay. Dediğim gibi sorunu tanımlıyoruz. Sorunu sorun yapan bilinçaltı inançlarını ve onu duygularını ifade edebilmesi için, bunu sorun haline getirdiği için ve geçmiş olayları bulması için, bu olaylar üzerinde çalışma yapması için EFT diğerlerinden daha farklı bir hale geliyor. Ya onun için öne çıkıyor. Aslında basit olarak duyguları bedenimden serbest bırakıyorum. Basit uygulama tekniğinden ibaret değil. Söz konusu teknik aslında şöyle, bu tekniği anlamak için bazı şeyler yapmışlar. Felsefe içinde aslında kendi yaratıcılığımızı ve kendi anlayışımızı yerleştirmeyi başarır. Ne demek bu? Aslında kendime izin vermem gerekiyor. Yani az önce Filiz Hanım'la yaptık mesela, kendinize izin verin dediğimde, izin verdiğimde ben hissedebiliyorum. Yoksa mesela şöyle bir kas düşünün. Bu çok gergin, ense köküm ağrıyor diyelim. Şöyle bir kas var burada. Ben bu kasa izin veriyorum dediğimde kas kendini bırakır bilinçaltı düzeyde. Onun için izin veriyorum kelimesi sihirli bir kelimedir. Hayatınızda katmanızı öneririm. Çünkü dediğim gibi bu katılaşmış yapıyı çözer. Ama bilinçaltı düzeyde. Bilinçli olarak anlamazsınız neden olduğunu. Ben kendime izin veriyorum dersiniz ama o zaman bedeninizdeki o ağrıyı, ense kökünüzdeki ağrıyı hissedersiniz. Normalde hayatın içinde koştururken ne oluyor? Aslında hayatın içinde koştururken evet, buraya geldik. Sonra ara vereceğiz. Sonra da güzel bir uygulama yapacağız. EFT'nin uygulanması kısmında basit bir EFT aslında 6 adımdan oluşuyor. Sorunu tanımlamak. Yani can sıkıntısı diye başladık. Canım çok sıkılıyor. Can sıkıntısı diyebilirsiniz mesela. Şu an hissettiğim can sıkıntısı. Sorunu önce tanımlıyoruz. Birinci aşamada bunu yapıyoruz. Ya da çok öfkeliyim. Olabilir. Ya da bu can sıkıntısı olabilir. Ya da kedi korkum olabilir. Fobilerde de çok etkili. Dediğim gibi o an yaşadığınız his her neyse sorunu önce bir tanımlıyoruz. Şimdi tanımlar, bir sonraki slide'da örnek vereceğim size istediğiniz güzel örneklerden. Sorunu tanımlıyoruz. Sonra tanımladıktan sonra tek cümle olsun, setup cümlesi biraz uzun cümle olsun. Sonra o kısa cümlede onu hatırlatıcı cümle, canım çok sıkılıyor olsun. Ya da can sıkıntım. Bu can sıkıntım diyebilirsiniz. Tek cümleyle. Basit, kısa, öz olsun. Tamam. Sonra ikinci aşamada 0 ile 10 arasında sorunu derecelendiriyorum. Yani 0, hiçbir şey yok, gayet iyiyim, mutluyum, canım falan sıkılmıyor. 10, çok şiddetli bir can sıkıntısım var, içim sıkılıyor, göğsüme baskı var gibi. Bunları da kendime söylüyorum mesela diyelim. 10 çok şiddetli, 7-8 şiddetli. 3'ten aşağısında çalışmıyoruz ama siz artık en sonuna kadar vuruş yaparak sonu şey yapabilirsiniz. Sonlandırabilirsiniz. Saat 3'ten 0'a kadar, aslında 3'e kadar inmişse çok da fazla etkisi yok bedeninizde diyebiliriz ama sonra bir tur daha vuruş yapabilirsiniz. Setup cümlesi oluşturuyoruz. Setup cümlesini oluştururken şurada elimizin karate noktası, şu küçük parmağımız var ya,
şu parmağımızın altındaki etli kısmı vuruyoruz. Şurası karese noktası oluyor. Görebildik mi? Şurası küçük parmağımın altındaki etli yer. Burayı vuruyorum dört parmağımla. Ya da setup cümlesini söylerken şu yaka kemiğim var ya. Yaka kemiğimin olduğu yerde şu üst taraflarda bir yerde yuvarlatarak orayı bulacağım. Orası acılı bir bölge, hassas bölge diye geçiyor. Tam iki şu yakam var benim, oradan bakabilirsiniz. Yakamın olduğu yerde, birleştiği yerde şöyle yukarıdan aşağı doğru tarayın, böyle yuvarlayın. Saat yönünde döndürün. Orada hassas bir nokta var. Acıyan bir yer. Acıyan yer diye geçer. Hassas yer. Oraya da ovalayarak setup cümlemi söylüyorum. Tekrarlayacağım. Aradan sonra tekrar hepimize yaptıracağım. Görebiliyor muyuz? Gördük mü? Bir işaret ederseniz süper olur. Evet. Hı-hı. Evet. Şurası. Aynen. Hı-hı. Acıyan bir yer var. Orayı bastırıyorum. Ya da yuvarlıyorum ya da buraya vuruyorum. İkisi de aynı şey. Setup cümlesini kurmak için ya bunu kullanırım ya da burada acıyan yeri ovalayabilirim saat yönünde. Sonra EFT noktalarına tur atıyorum. Noktaları göstereceğim birazdan. Sonra onu derecelendiriyorum. Düştü mü diye bakıyorum. 0 ile 10 arasında 7-8 ile vuruşları yaptıktan sonra 5'e 6'ya düştü diyelim. Sonra gerekirse 0'larına kadar bu turlara devam ediyorum. Bir kısa tur var, bir uzun tur var. İkisini de anlatacağım size. Şimdi sorunu tanımlamak kısmına geçeceğiz. Evet. Sorunu tanımlamak kısmında soyut olan şeyi somuta indireceğiz. Hani az önce Filiz Hanım'a sorduk ki bir eşyaya benzese neye benzer dedik. Koltuğa benzetti. Onu koltuğa alıp atamayacağına göre, çok ağır olduğuna göre avucunu alıp küçültebilir misin dedik. Onu somutlaştırıyoruz. Onun için onu sorduğum soru bu tarz olacak yine size. Sorunu tanımlıyoruz. Ve EFT çalışmasının konusu artık bu oluyor. İşte dediğim gibi fobiler, sigara bağımlılığı, köpek korkusu, örümcek korkusu, aklınıza gelen her şey için çalışabilirsiniz. Abi buna da mı çalışılır demeyin. Her şey için çalışabilirsiniz. Sınır yok gerçekten. Dediğim gibi sadece hislerinize odaklanıp vuracağız. Fiziksel hastalıklar, ruhsal hastalıklar, davranış bozuklukları, kişinin kendiyle ilgili düşünceleri, alışkanlıkları, takıntıları, korkuları, her şey sorun olarak tanımlanabilir. Evet, tabii hastalıklar için bir şey yapmıyoruz. Tabii ki fiziksel olarak ağrımız varsa da doktora gidiyoruz. Onun için biz bir şey yapmıyoruz gördüğünüz gibi. Ama dediğim gibi alternatif olarak hani yine doktora gitmişsinizdir ama ağrınızı hafifletmek için de bu yöntemi kullanabilirsiniz. Tabii olarak gerçekten önce doktorlara gönderiyoruz. Hatta yurt dışında Almanya'da özellikle bu şekilde nefes çalışmalarını vesaire yaparken doktorlardan izin alınıp kağıt getiriliyor. Ondan sonra nefes terapisti ona uygulama yapıyor. Bu şekilde olması en doğrusu açıkçası. Kalp hastaları oluyor, farklı hastalar oluyor. Hepsi için bu şekilde olması en uygunu. EFT'nin esas olarak muhatap olacağı çalışma alanı bilinçaltında sorun yaratan inanç, düşünce kalıbı ya da duygusal olarak biriktirdiği, geçmişten getirdiği olumsuz duygular olabilir. Bu sorun bazen çok net olabiliyor. İşte başım ağrıyor, kedi korkusu, tırnak yemek, sigara içmek gibi çok net, hani kolay, hepimizin söyleyeceği şeyler olabiliyor. Somut olarak tanımlanan sorunlarda EFT ile çalışmak, sonuca ulaşmak kolay oluyor. Ancak sorunun ifade edilmesi, tanımlanması soyuta doğru kayarsa da soyut sorunu az önce yaptığımız gibi koltuğa çevirerek, somut hale getirerek ancak o şekilde ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ama bazen de somut şekilde ifade edecek duruma getirmezsek EFT'den herhangi bir sonuç alamıyoruz. En çok şey mutsuzluk. Çok mutsuzum, çok mutsuzum gibi aslında böyle en sık karşılaştığımız soyut sorunların başında mutsuzluk geliyor. Yani sadece mutsuzum dediğimiz zaman çok bir sorun, çok bir sonuç vermiyor. Bunu açmak gerekiyor. Mutsuzluğu somutta indirmek. Bugün ne yaşadın ya da ne oldu en son? Hangi duygu içerisindeydin ki seni mutsuz hissettirdi? Gibi soru sorabiliriz. Ya da NLP teknikleriyle bu şekilde Filiz Hanım üzerinde yaptığımız gibi onu atıp bedenimizden yok edebiliriz, somutlaştırabiliriz. Evet, sorunu derecelendiriyoruz. Derecelendirirken de ne yapıyoruz? 0 ile 10 arasında bir rakam veriyoruz. Bu rakamlar işte dediğim gibi 10 ise çok şiddetli, 7, 8, 9 çok şiddetli olarak söyleyebiliriz. Ölçümlüyoruz, nasıl hissediyorsun? Öncesi ve sonrası gibi düşünün. Hani kilo öğrenlerde olur ya, öncesi ve sonrası. EFT'de de öncesi ve sonrasına bakacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Doğru ifade edip cümleleri doğru seçtiğimizde aslında somut olarak da bunu değerlendirebiliyoruz. Evet, EFT bir enerji tekniği olduğu için bu tekniğe
ne kadar güçlü bir enerjiyle bağlanırsak alacağımız sonuçta aslında o kadar önemlidir. Hani sadece yap dedim ya, aman olsun sadece bir yapayım deseniz bile, şu an şunu söyleyeyim, hep birlikte yapacağız. Yaparken aslında hepimizin vuruş yapması önemli. Çok fazla kişiyiz, bayağı bir yüksek katılım var. O kadar kişinin enerjisiyle yaparsak hepimiz de bir iyileşme, bir şifalanma, esneme, gözünden yaş gelme, çok affedersiniz geğirme gibi, terleme, üşüme gibi duygu durumlarının içerisine gireceksiniz. Eğer bir tek kişi yapıyorsam bile, siz kendi üzerinizde de muhakkak bu vuruşları yapın. Dediğim gibi çok yüksek bir enerjiyle yapıldığı için, grupla birlikte yapıldığı için hepimize etki edecektir. Sıfır, hiç etkisi yok. 10, dayanılmayacak kadar etkili bir şekilde başım ağrıyor diyebiliriz mesela. Sonra derecelendirme yaparken, her çalışmaya başlarken, çalışmayı bitirdikten sonra da işte bunun testini yapıyoruz özellikle. Bu şekilde söylemiş olalım. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.